gençler. Bulunduğunuz yaş itibarıyla geleceğe ilişkin istek ve hayallerinizi şekillendirmeye başlamanın ilk basamağındasınız. Hepimiz bu dönemden geçtiğimiz için çok sancılı bir sürece yaşadığınızın bilincindeyiz. Okul başarınızın hayatınıza etki edeceğini bilmek ve ona göre çalışmak zorunda olmak, kariyer planlamak için aile ya da çevre faktörlerinin etkisiyle planlamaya çalıştığınız yollar konusunda karmaşaya düşmek çok sıkıntılı elbette. Sık sık ben ileride ne olacağım sorusu zihninizi meşgul ediyor eminim. Bu sorulara kısa sürede net bir cevap bulmak zor belki ama nasıl bir yol izleyerek gelecek planlamasında içinizi rahatlatacak bir noktaya ulaşabilirsiniz konusunda tavsiyelere kulak vermek işinize yarayabilir. Konumuz değerli öğretmenimiz Ayhan Korkmaz'a kulak vereceğiz bu konuda şimdi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam, sağ olun. Evet gençleri çok zor bir süreç bekliyor. Gelecek endişesi, ben ne olacağım endişesi. Bu konuda siz onlara bir yol tavsiye edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Öncelikle aslında zorluktan da ziyade şu kelime çok güzel. Kime gençlere. Yani en güzel zaman gençlik işte. Bütün şarkıların, şiirlerin yazıldığı, üzerine sohbetlerin yapıldığı dönem hangi dönem? Gençlik dönemi. Dolayısıyla bunun kıymetini bilsinler. Doya doya yaşasınlar. Yaşarken de verimli baksınlar. Burada kastımız ne? Bir cümlemiz var aslında. En fazla bu cümle üzerinden gitsinler. Ee, hayalet sen neredesin? Gelecek sensin. Hayalet sen neredesin? Gelecek sensin. Hayalet sen neredesin? Niye bunu söylüyoruz? Dünyada artık liderlik çağının 30 yaşlara indiği bir dönem yaşıyoruz. Tabii. Yani çocuklarımızın liderlik çağı artık çok uzak değil. Eskiden biz akranlarımız üzerinden baktığımızda liderlerimiz, toplumu yönetenlerin yaş ortalamaları 60'larda 65'lerde görürdük. Çok doğru. Şimdi onlara o kadar yakın ki bu çok az zamanları kaldığı ve fırsatların çok geniş olduğu anlamına geliyor. Öyleyse ne yapacaklar? Gelecek sensin, çok yakın gelecek. Hayal et sen neredesin? Sihirli cümle bu. Bunu yapabilmek için Nail önce bir profil oluşturmaları gerekiyor. Bir kağıt alacaklar mutlaka kendi profillerini çizecekler. Eğer kendilerini tanımadan yola çıkarlarsa sonuç almakta zorlanırlar. Artık biz çocuk erkil bir dönemdeyiz. Yani çocuklarımız, anne babaların çocuklar anne babalarını yönetebiliyor. Anne babalar da onların gelecek planlamalarına bakarak ve güvenerek ona izin veriyor. Dolayısıyla profillerini kendileri oluşturabilirler. Her öğrencimiz kendini tanıma profilini oluşturarak yola çıkacak. Mutlaka ve mutlaka bunu yapsınlar. Ne istiyor? Nelerden keyif alıyor? Eğitimin hangi alanında mutlu oluyor? Sayısal mı seviyor? Sözel mi seviyor? Ve ileri de bu sayısal ve sözel bilgileri nerede kullanmak istiyor? En önemlisi bu. Sayısal sözel sevmeniz değil. Hangi alanda kullanmak istediğiniz sizin ayrıntılarınızı belirleyecek. Bunu yapsınlar. Sonra bir cümle hep duvarlarına yazsınlar. Önce hayal edeceksin. Hayaline kendi inanacaksın. inandığında yaşayacaksın. Önce hayal edecekler. Ve bu hayali şimdiden erkenden edinmeye başlayacaklar. Hayallerine de kendilerine inanacaklar. İnandıklarında yaşayacaklar. Bugünden eğer bir pilotluk hayali kuruyorlarsa, bugünden dünyada uçan arabaları ben yapacağım hayalini kuruyorlarsa, bugünden yapay zeka ile ilgili geleceğin teknolojisini ben üreteceğim diyorlarsa, bunu hayaller arasında yazmak zorundalar. Hayal edecekler, hayaline kendilerine inanacaklar, inandıklarında yaşayacaklar. İşte bu çerçeveyle konuşmaya başladıklarında, her hayal onlara başarının basamaklarını getiriyor. Hı hı. Ve onlara hep tavsiyemiz şu. Kararı verdikten sonra yani hayallerini kurduktan sonra etraflarına söyleyebilecekler. Çünkü başarının geldiği en önemli nokta sizin için vazgeçilmez olmasıdır. Aynı anıma gelip kızı derse ki ben cerrahide şu alanda doktor olacağım derse anda çıkıp teyzesine söylerse, çıkıp arkadaşlarına söylerse, çıkıp başkalarına söylerse, yani geniş bir e, hinterland oluşturursa, o ekosistemin içinde onu anlatmaya başlarsa, o zaman gelecek planları oluşmaya başlıyor. Yani hayallerini herkese söyleyecekler. Bu ön şart. Bunu yaparak gelecekler. Sonrasında lisedeki çocuklarımız için illaki akıllı çalışmak. Biz onlara hep çalışın demiyoruz. Akıllı çalışın diyoruz. Akıllı çalışmaktan kastımız ne? ...kendi eksik noktalarını iyi bilmek zorundalar. Nerede fazlaları var, nerede eksikleri var? İyi oldukları konular ne? ne? Zayıf oldukları konular ne? Yani güçlü alanları ve zayıf alanları. Güçlü yönleri, zayıf yönleri çıkararak giderlerse... ...akıllı çalışmış olurlar. Bir konuda çok soru çözmek değil, bir konuda çok okumak değil... ...zayıf oldukları alanı güçlendirmek, iyi olduklarını kenara bırakıp... ...oraya sadece beslemeler yaparken... Zayıf oldukları konularda kaynaklar bulmak, araştırmalar yapmak, destekleri orada almak. Bunu yaparlarsa çocuklarımız zor aşamayı kaydetmiş olurlar. Ama motivasyon diye bir şey var. Çağımızın çocuklarının en fazla söylediği şey motive olamıyorum. Motivasyon nedir? Motivasyon aynı zamanda bizim insan diliyle yani gazdır. Yani sırtını sıvazlamaktır. Yani enerjidir. Ama motivasyonu Başka yerlerde, dışarıda veyahut da gelmesini beklersek gelmez Aylanım. Başarılı öğrenci, geleceğe kuracak öğrenci, kendi iç motivasyonunu sağlayabilen öğrencidir. Kendi iç motivasyonunu da işte hayallerle ilgili cümleleri çok aklına getirerek yapar. Bir söz var diyor ki hayallerinizi rüyalarınızı alamazsanız o hayaller gerçek olmaz. Hayallerini rüyalarını almalar için de motivasyonlarını sağlamalar lazım bir düzen kuracaklar. Ben falanca zamanda şu mesleğin içinde olabilmek için saat 10 ile 12 arasını düzenli bir şekilde çalışırımın motivesini kendileri sağlayacaklar. Motivasyondan kastımız bu. Dönem öğrencisi başarılı olmak istiyorsa kendi iç motivasyonunu ve düzenli kurgusunu kendi sağlayacak. Çünkü dışarıdan gelecek her etki çok kısa sürelidir. Ve Çünkü motivasyon şöyle düşünün. Sizin aracı yola çıkarmanızdır ama yolda gitmenizi sağlamaz motivasyon. Yolda gitmeyi kendini sağlarsınız. Yani o motivasyonu kendileri koyacaklar. Bunu yaptıktan sonra da mutlaka onlardan şunu istiyorum. Bir hata defteri oluştursunlar kendilerine. Şimdiden, erkenden. O hata defteri o kadar önemli ki küçük bir defter yapsınlar. Hatalı oldukları alanları, hatalı oldukları soruları hata defterine yazarak giderlerse kendi geçmiş eğrilerini çıkarmış olurlar. Geçmiş eğrisini çıkarmayan öğrenci geleceğe doğru bakamaz. Sorular anlamında, okulda yaptığı hatalar anlamında, düzensiz çalışma anlamında. Hepsinin hata defterine yazarak gidecek, onun arkasından getir. O defterini bir böyle artık kendi kutsalı gibi, kendi en önemli övesi gibi yanında taşıyacak. Bakacak ki şu tarihte şu var, şunu yapmamalıyım. Yani erken değil, bunun erken olduğunu düşünmesinler. Bu başarılı eğitimcilerin hepsinde ve öğrencilerin hepsinde erken yaşta alınmış bir karar. Hata defteri çocukların başarısının en önemli öğelerinden birisi. Hmm. Aziz Sancar'a soruyorlar diyorlar ki senin Nobel almandaki sebep nedir? Yani nasıl becerdin? Bir diyor öğretmenlerimi çok iyi dinledim ve onların benimle ilgili söylediklerinden bir şeyler çıkardım diyor. Benim öğretmenim evime geldiğinde işte Aziz farklı bakıyor onun gözleri farklı parlıyor dediğinde bu cümleden şunu aldım. Demek ki benim gözlerim farklı parlaması gerekiyor. Aziz çok çalışıyor dediğinde 3 saat çalışıyordum. Demek ki 6 saat çalışmalıyım dedim. Oradan bir ders aldım öğretmenin mesajı olarak gördüm. Ve böyle gittim diyor. İşte kastımız bu. Üç şeyi birleştirelim şimdi. Hayalleri, nerede olmak istedikleri, dünyayı yönetme arzuları ve bununla ilgili de kendi profilleri. Profilin çerçevesinde de eğer Hata defterlerini oluşturursa çok erkenden bilinçli bir şekilde yol almış olacaklar. Çok güzel hmm. bir kariyer planlaması modeli evet. vermiş olduğunuz öğrencilerimize. Hemen son dakikalarda kısa hmm. bir soru sorayım. Ailenin arzularıyla çocuğun hayalleri birbiriyle çakışıyorsa, birbirinden ayrıysa ne yapmak lazım? Çünkü aile çok önemli bir rol model çocuk hmm. açısından. Çakışabilir. Ee, çocuklarının. Yetenekleri doğrultusunda aile mantıkla anlatarak çocuklarını yönlendirebilir. Ama yetenekleri doğrultusunda. Yani pergeri komple çevirerek değil ama birbirine yakın alanlarda orada farklılıklar görüyorlarsa örneklemeler yaparak mantıkla çocuklarına sözler alanda sen şunu istiyorsun ama şunun şöyle şöyle kuramlarını koyarak, çıktılarını koyarak, sonuçlarını koyarak çünkü hayat devam ediyor ve bir gelecek kaygısı da taşıyoruz. Aileler bunu işlesinler. Şunu ol değil niye onu istediklerini mantıkla koyarlarsa ama yakın alanlarda çocuklar ailelerinin dediklerine saygı duyacak ve onlara da güzelliklerle bunu sunsunlar. Bu çok önemli. Çıktılarıyla sunsunlar. Yani hayal ettirmezlerse çocuğa bir meslek sunular. İşte bu mesleğin olursa sen Avrupa'da şu kadar ülke görebilirsin demek bir hayal ettirmektir. Hı hı. Niçin olduğunu anlatsınlar. O zaman çocukla ikisi bir yerde buluşurlar. Evet ve tabii yine son kararı çocuğa bırakmak gerekiyor. Kesinlikle. Gerektir. Kesinlikle çocuğa son kararı bırakırlar ama doğru yönlendirirler. Çok teşekkür ediyorum. Çok Rica güzel ederim. bir sohbet oldu bizim için. Benim için de <laughs> Sağ olun. çocuklarımızın hepsinin geleceği başarılı hı hı. ve güzel olsun. Amin. İnşallah. Ha. Gençler hakikaten çok önemli Kurallar var burada. Ayhan Korkmaz hocamızın söylediği. Bence onlar üzerinde biraz daha düşünürseniz gelecek için çok güzel kapılar karşınıza çıkacak. Bunları düşünmek üzere sizi şimdi baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere.